23 Aralık'ta Sayın Başbakanımızın katılımıyla bir kongre yapacağız nasip olursa. İnşallah Bartın'a yaraşır. Bartın'ı en güzel şekilde temsil ederek kongremizi tamamlarız. Tabii kongremizin Bartın'ımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Bartın'a 2 ay evvel il başkanı olarak atanmamdan sonra 2 aydır bu görevi yürütüyorum. Kongrede de bunun tescillenmesi, efendim güzel bir kongre olması, delegelerimizin desteğiyle başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Tabii biz Bartın için neler yapabiliriz? Onları düşünmemiz lazım. Kongreden sonra tabii bir plan içerisinde yolumuza devam edeceğiz nasip olursa. Yani inşallah kongremiz Bartın'a hayırlar getirir. Bundan sonra da tabii sizin özellikle basınımıza büyük görev düşüyor. Bizleri yeteri kadar bilgilendirmeleri, halkımızı bilgilendirmeleri bizim açımızdan çok önemli. Sizler hepinizi birer birer tanıyoruz. Sizler görevinizi layıkıyla yapan insanlarsınız. Tabii 12 Aralık'ta Bartın için büyük bir müjde olan 400 yataklı bir şehir hastanemiz ihale edildi. 158 milyona iki firmanın aldığını biliyoruz. Dolayısıyla inşallah tabii bir müjde daha var. O da 1000 öğrenci kapasiteli bir yurdumuzun ihale edilmesi. Bunlar Bartın için güzel haberler. Yani şehir hastanesine büyük bir ihtiyacımız var burada. Bizler bunları yakinen takip edeceğiz. TOKİ evlerini de bir an evvel ihalesinin yapılmasını sağlayacağız. Sizlerle beraber TOKİ evlerinde de bir projemiz var. İnşallah sizleri de ev sahibi yapmış olacağız. Gerçekten Bartın'ın çalışkan bir milletvekili var. Biz de teşkilat olarak her konuda yanında yer alacağız. Ve beraber sırt sırta vererek Bartın'ımız için ne yapabiliriz? Onun mücadelesini vereceğiz ileriki zamanda inşallah. Önce Bartın, gerisi teferruattır. Özellikle halkın içinden, halkla iletişimi iyi olan, halkla haşır neşir olan kişileri listemize almaya çalıştık. Her bölgemizi temsilen birer kişi aldık. Bize vakit ayırabilecek, bizimle beraber koşabilecek kişilerin bizimle beraber olmasına dikkat ettik. Tabii yaklaşık listemizde şu anda 45 kişinin içinde 23-24 tane üniversite mezunu, lisans mezunu var. Şimdi bir mahalleye bir proje düşünülürse bu basınla da istişare ederek, yani bu Bartın'ın yönetiminde istişare son derece çok önemli. İstişare ettiğimiz zaman ben doğru yolu bulacağımıza inanıyorum. Bizler egosu olan insanlar değiliz. Özellikle benim hani ego diye bir şeyim yok, sorunum yok. Ben halkın içinden gelen bir kardeşiniz olarak halkımızla beraber yürümeyi kendime yol verlemişim. O yüzden yani halk bizi nereye götürürse biz oraya gideriz. Ben halkımızın bizim için yol gösterici olacağını düşünüyorum açıkçası. AK Parti iktidarı döneminde görmediği, Cumhuriyet tarihinde görmediği hizmetleri gördüm. Bugün bir barajımız 780 milyon civarında. Şimdi daha önce 780 milyonu alabilmek için Avrupa'da ismini dahi unuttuk. Neydi o?
IMF'nin kapısında, yani ismini unuttuk artık. Allah'a çok şükür ki yani IMF'nin kapısında beklediğimiz günler aklıma geliyor. İnşallah nice milyarlık yatırımlar Bartın'a gelecektir. Bartın'ımızın ihtiyaçlarını biliyoruz. Özellikle ulaşımdaki ihtiyacını, hava ulaşımı, deniz ulaşımı olsun, efendim tren, Filios Vadi projesi, bunlar çok önemli. Ben ileriki dönemde Bartın'ın Filios projesiyle büyük bir ivme kazanacağını düşünüyorum. Bunun için de inşallah yerli otomobilimizin Filios'ta yapılması, imal edilmesini düşünüyorum. Bu konuda da çalışmalarımız var. Kongreden sonra bir sefere çıkacağız. Zafer Rabbimdendir diyorum. Bizim yapacağımız iş çalışmak. Benim Bartın hayalim, Akmanlar rampasından aşağıya yöneldiğimizde 105 bin nüfuslu, efendim sağlı sollu 10-15 katlı evlerin olduğu, bizi 5 yıldızlı bir otelin karşıladığı, arabasının kapısını açtığımızda kaldırıma çarpmadığı, dağına çıktığımızda ayağımıza çamurun değmediği bir Bartın. Çünkü biliyorsunuz ben yaklaşık 20 yıl Almanya'da yaşadım. Almanların var da niye bizim olmasın? Yani çalışalım, bizim de olur muhakkak. Belediyenin 3 yıllık bütçesini tamamen yatırım olarak yollara ayırdığımızda Bartın'ın bu sorunu çözülecek diye düşünüyorum. Çünkü Bartın halkı her şeyi hak ediyor. Ben buna inanıyorum. Bizim halkımızın öngörüsü, hoşgörüsü, merhametiyle ben Türk milletinin üzerinde başka bir halk tanımıyorum. Gerçekten 16 tane ülke gezdim. Bu ülkeleri gezdim derken sadece yol güzergahından gitmedim. İki şehrini gezmişimdir. Bu ülkelerde mesela Avrupa'da kanundur her şey. Kanunun dışında hiçbir şey olmaz. Merhamet diye bir şey yoktur. Bir ekmek istediğinizde gidip birisinden alamazsınız. Vermez, kapıyı kapatıverir. Yani hayır dediği zaman asla evet'i dedirtiremezsiniz. Acıma duyguları yoktur diğer ülkelerdeki vatandaşın. Bunun tabii Afrika kısmına geçtiğinizde de, Türkiye, Afrika, Orta Doğu'ya geldiğinizde de önündeki son lokmayı dahi veren bir halkla karşılaşırsınız. Türkiye 5 milyon yabancıyı barındıran bir ülke ve hiç kimsenin gerçekten hani bunlar da ne oluyor dediği bir ülke değil. Halkının ayaklandığı bir ülke değil. Yani bizler dinimizden de gelen ensar olma vazifesini en iyi şekilde yerine getiren bir milletiz. Ben halkımı çok seviyorum açıkçası. 25 yıl hasret gittiğim memleketime hizmet etmeyi istiyorum. Ben davama kendimi adadım. İnşallah Bartın'a en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde belediye alabileceğinizi AK Parti olarak belediye hedefiniz var mı? Şimdi AK Parti olarak bizim hedefimiz iki milletvekili ve bütün belediyeler. Ve oy oranımızı daha da artırmak. Elbette belediyenin hükümetle beraber hükümetimizin, iktidarımızın partisinden olması çok önemli. Yani bugün dere ıslahı bitmiş olan bir Bartın, gemilerin yalıya kadar Bartın'ın her tarafını dolaştığı bir Bartın'ı hayal ettiğinizde bunun Bartın'a getirisi çok olacaktır. Bunları hayal etmemek lazım, gerçekleştirmek lazım. Havalanı, ırmak projesi,
çevre yolu, imar, istihdam. Bunlar 5 noktada bunu açıklayabiliriz. Yani bunlar gerçekleştiğinde Bartın'ın silüeti değişir. Çevresi tamamen değişir. İnşallah güzel bir Bartın'da yaşarız. Bakınız doğalgaz ben buraya geldiğimde inanın şimdi tabii burada yaşayanlar bazı şeyin farkına varmayabilir. Nefes alamıyordum yani açıkçası. Burada yaşanmaz gözüyle bakıyordum. Şimdi Bartın'ımızda akşamları bakın kış ayındayız. Nefes alabiliyoruz. Doğalgaz başlı başına hükümetimizin büyük bir yatırımıdır. Nefes almamızı sağlamıştır. Yani nefes alamadığınız bir şehirde ne kadar yaşantıdan bahsedebilirsiniz? Bu hizmetler muhakkak Bartın'a daha büyük hizmetler gelecektir. Bunun da çalışmasını yapmak gerekir. Biz öncelikle hedefimiz dediğimiz gibi Bartın'daki bütün belediyeleri, Bartın sınırları içindeki bütün belediyeleri ve iki milletvekilini alarak Bartın'ı daha güzel yerlere getirmeyi düşünüyoruz açıkçası.